İyi günler. Ben Kayseri Şehir Hastanesi'nde acil tıp asistanıyım. Adım Alihan Er Yılmaz. Burada 3 yıldır, 3 yıldır burada asistanım. Yaklaşık 4. senem meslek hayatımda. Acilde çalışıyoruz pandemi bölümümüzde bugün. Mart ayında 2 tane nöbet tutmuştum. Ondan sonra zaten nöbetlerimiz biraz daha sakin, hani nöbetlerimiz biraz daha sıklaştırmadan daha ayırarak dikkatli şekilde nöbetlerimizi tutuyorduk. Mart ayının sonlarına doğru 27-28 Mart civarında hafif bir halsizlik ve gece ateşim olmaya başlamıştı. Çok az bir öksürüğüm oluyordu. 29 Mart gecesi halsizlik arttı. Eklem ağrılarım 3-4 gündür devam ediyor. Onlar arttı. Ateş de olunca, gece ateşi de olunca sabah geldiğimizde tetkikleri yaptık. Tetkiklerde tomografimde, akciğerimde bu COVID ile ilgili uyumlu pneumoni olarak gelince yatışımız verildi. Bir hafta hastanede yattım. Bir hafta hastanede yattığımda çok bir semptom olmadı. Semptomlar geriledi. Ondan dolayı bir hafta sonra taburcu oldum. Taburcu olduktan sonra da 2 hafta evde karantina sürem devam etti. 2 hafta karantina boyunca evde izole bir şekilde tek başıma kaldım. Ev arkadaşıma mümkün olunca yaklaşmadık. Yani ayrı odalarda ayrı olarak temizliğe dikkat ederek bütün filyasyonu onu da tetkiklerine baktık. Onda bir sıkıntı var mı onu da inceledik. Bir sıkıntımız olmadı şükür. Şimdi de görevimizin başına geri döndük. Tekrar yine çalışıyoruz. Yani bu görevi bir iki kişisine yüklenmesi zaten olmaz. Biz acil tıp olarak hepimiz paylaştık, paylaşım olarak yaptık. Geri geldik, geri hani o zaten bu dönemde kendim de hastalığı yaşadığım için semptomları ona göre takip ettik. Zaten yayınları da takip ediyoruz. Hani zaten görevimiz bu. Bu görevi en de sonunda yapacağız. Görevi yapmak için de gelmiş bulunduk. Yani şöyle söyleyeyim, buradaki hastalar olsun, kendi yakınlarımız olsun, eğer hani şöyle şöyle semptomlarım var diyen hastalarda hani hangi semptomlar bir hastalık biraz daha hani net 2 tane tanısı şunlar olursa kesin budur diyebileceğimiz bir hastalık değil. Değişik semptomlarla da başvurabiliyor. Öyle hastaları takip ederken daha bir rahat hani daha bir bilgili olduk. Tecrübelendik, daha da tecrübelendik. İlk baştakine göre daha da tedbir değil de daha çok takiplerimiz daha iyi oldu. Öyle devam ediyoruz. O konuda şöyle söyleyebilirim. Bu milletimiz dikkat ederse eğer hani normal şöyle hastalığı 15 günde atlatacağımız hani millet olarak 15 günde atlatacağımız bir hastalığı atıyorum 15-20 günde atlatacağımız bir hastalığı kimse 3-4 ay daha çekmemizi kimse istemez. Bu konuda herkes özellikle bu önerilen tedbirlere hijyen konusunda çok dikkat etmeli. Bunları dikkat edersek beraberce hani minimal kazayla atlatacağımız bir hastalık olacak ama dikkat etmezsek başka örnekler de var. Çok çekeriz. O konuda herkes dikkat etmesi lazım. Özellikle filyasyonuna, etrafına, ikili ilişkilere, mesafelerine dikkat etmesi gerekiyor. Hocam şimdi bu hastalığın tedavisinde en etkin yöntemlerden biri de plazma bağışı. Siz de bu hastalığı atlattınız. Herhangi bir başvurunuz söz konusu olacak. Plazma bağışı konusunda burada bizim hematoloji bölümünde zaten hocalarımız kendileri takip ediyor. Burada hocamız takip ediyor. O konuda onlarla irtibat halindeyiz. Onların donör de sıraya girdik. Çağırdıkları zaman bağışımızı yapacağız. Kızılay'a da aradık. Kızılay'a da başvurduk. Bekliyoruz.